Cisimler çarpışmadan sonra ilk hareket doğrultularından farklı doğrultularda hareket ediyorlarsa, bu tür çarpışmalara merkezi olmayan çarpışma denir. Bu tür çarpışmalarda cisimler kütle merkezlerini birleştiren doğru üzerinde hareket etmezler. A. Esnek çarpışma. M1 ve M2 kütleli cisimler O noktasında merkezi olmayan esnek çarpışma yaptıklarında şekildeki gibi hareket ederler. V2 hızıyla hareket etmekte olan M2 kütleli cismin V1 hızıyla hareket etmekte olan M1 kütleli cisme çarptıktan sonraki durumu şekildeki gibi olsun. Bu çarpışmada yatay ve düşey eksenlerdeki momentumlar korunur. B. Esnek olmayan çarpışma. Farklı doğrultularda hareket eden cisimlerin çarpışarak birlikte hareket etmesidir. Merkezi olmayan çarpışmalara günlük hayattan birçok örnekler verilebilir. Çoğunuz bilardo oynamış veya izlemişsinizdir. İstaka ile topa vurulduğunda, istakanın sahip olduğu momentum tamamen topa aktarılır. Top kazandığı bu momentumun tamamını çarptı bir başka topa aktarır. Bu momentum aktarımları sonucu top, istenilen deliğe girmiş olur.